Oraya girelim bakalım. Bugün bakalım roleplay'de başımıza neler gelecek chat. Sıkıntı yok, bizde iş ya. Ne oluyor lan burada? Hoş geldin Patron. Ne yapıyorlar onlar? Sırtlama mırtlama ayrı. Uyumuş da. Kızı yaşıyor, dalmış. Ne yapıyorsunuz? Vallahi hiçbir şey yapmıyoruz böyle. Çocuklar çalıştı falan. Onun dışında craft mevzularını zaten biliyorsun. Ne oldu lan şimdi bu craft? Kaç ne biçim iş lan bu? Ne bu craft durumu? Hiçbir şey olmadı. Craft'ta biz bugün şeyle konuştuk. Başka bir yerle uğraşıyor. Gece halledecek bana şeyleri, malzemeleri. Gece direkt basmaya başlayacağız ondan sonra. Ha, daha basmadınız yani. Yok, hiçbir şey basamadık hala. Daha alamadım malzemeleri. Vallahi. Malzeme listesini oluşturdum. Topladım sayıları falan, neyin oğlum, ne kadar var. Oğlum Oscar niye böyle sapıttı? Niye, ne oldu bu çocuk? Niye böyle yalan dolan yapmış? Vallahi hiç bilemiyorum. Yani şey yayıl dün mü, yani nasıl oldu anlamadım. Level az kaldığı için mi içerledi, ne yaptı anlamadım. Sapıtmış, delirmiş, çocuğa bak ya. Neyse. Bunu bir an önce AK'ye basılabilir hale getirin. İşte gece alacağım malzemeleri. Direkt gece oturacağım ondan sonra. Zaten soyma moyma mevzusu da yok. Direkt orada giderim. Şey yaparım direkt. İyi tamam. Bilef nerede? O daha yok. Uyuyor herhalde. Ben uyandırayım onu. Var mı bir avadis? Vallahi bir şey yok. Galeriden parayı çektim. 400 bin bende var. Çocuklar da çalıştılar. Balık 427 bin de bende var. Uf, oğlum biz günde 1 milyon mu koyuyoruz? Bu nasıl bir para oldu bizde böyle? Vallahi iyi çalışıyor çocuklar. Yani haklarını vermek lazım. Bayağı iyi çalışıyorlar. Güzel, güzel, güzel. Şimdi bugün bir silahlanalım komple. Mermi falan filan artık şehirde var değil mi? Biz satıyoruz gerçi mermiyi. Aldık mı biz? Mermi yok, abi almadık yok. Henüz daha dönüş gelmedi. Yani kimden alacağımız da belli değil. Onun lojistiği kim olacak, kimden alacağız, nasıl yapacağız, onun daha herhangi bir şey söylenmedi kimseden bize. Ben tamam. Sordum da daha onda da dönüş yapılmadı. Onu da gece halledeceğim yoksa. Hiç onu bir arayalım bakalım. Onun yine yok. Bizim bu silah işini hemen çözmemiz lazım. Silahlanmamız lazım seri bir şekilde. Gerçi bizde zaten bir 17 tane silah vardı herhalde. 15 miydi neydi galiba? 15. Silahları gerçi kullanmaya gerek yok. Onlar iş için lazım değil mi? Bizim bugün toplantı vardı bir de. Kaçtaydı? Dimitri. Bakayım. O değil. Vefa'nın toplantısı vardı. Ha. Kontrol edeyim. Bu bugün Uvu'da Dimitri'yi mi gördüm? Öyle bir şeydi. Ben gidiyorum tarzında bir şey diyordu. Ha, gitmiş gitmiş. Gitti mi? Hmm. Evet, Dimitri gitmiş. Dimitri gitmiş. Vefa'ya bakayım. Tamam. 22.00. Tamam. Bir galeriye geçelim. Bilat gelince işlerimize bakarız. Bu Taylan nerede? Kenny nerede? Taylan yazmış. Bir saate geleceğim. Taylan geç gelecekmiş. Kendinden haberim yok. Kenny de Bilat, gelecekti. Bilat vergi levalarını hallediyormuş şu anda. Ondan sonra şey yapacağım diyor. Oğlum gelsin diyor. Dünyanın parası var, yatıralım onları. Tamam hadi araç binsinler, bir galeriye geçelim önce. Tamam gençler, araç binin. Sımsıcak gecenin koynundayım. Hı. Yapma yalnız. Ver bende mersiniz. Uzaklarda bir yerlerde. Cümleten selamun aleyküm. Güneşler doğuyor. Hayat kasa kısa, ha, kamyonlar uçuyor. Ne kim? Ne bileyim. Atla. Hazır mıyız? Hazırız değil mi beyler? Hazırız. Takip. Araba çok manyak değil mi Cet? Harbi kaçık manyak bir araba ya. Ne var ne yok Okan?
O şu anlık yani dün şehirdeydik. Sabahtan beri de buralardayız. Böyle bir şey yok. Hani kim kafasını kaldıran neden? Hareket yok diyorsun. Yok, hiç kimse bir şey yapmıyor. Balıkta millet yani. Jilet balıktaydı. Evet. Bir jileti gördük. Onun dışında UFO falan filan yani aile olarak göremedi kimseyi. Gerçi bunların hepsi çalışıyordur. Soygun yasağı aldığı için bunlara hiçbir şey olmuyor ki. Millet full para biriktiriyor. Hadi ilk gün, hadi ikinci güne kadar tamamdı da yani artık ne bileyim başlaması i̇lginç. Lazım. İlginç. Evet, ilginç. Neyse. İşimize bakalım. Ne yaptınız? Hiç tespit edemediniz değil mi? Hayvut bir tip. Gerçi kimseden hareket yok diyorsun. Yani kimseden hareket yok. Lazla herkes varma devam ediyor. Kardeş. Bu bizim medya şirketi falan demiştiniz ya. He. Onunla alakalı bir teklif yaptık. Aralarında konuşacaklardı. Bu geceye iki kardeş ikiz mi bunlar? İkiz değil, yok yok, onlar değil. Onlar başka değil, başka. Değil mi? Yok yok. Tamam, onlarla bir şey yapalım bu medya şirketi için. Yeni tanıştığımız için biz numaralarını istemedik, yani yanlış anlaşılmasın diye biz numaramızı verdik, ben verdim. Ha, onlar da dönecek. Hayır, isterseniz dedim ararsınız. Anladım. Southside'da bir hareket var mı? Ya Southside'da hiç gitmedim. Ama yani yakınlarında ev, galeri falan filan civarında hani bir yani silah falan patladığını duymadım. Silah niye patlamıyor bu millette ya? Bakana. Vallahi patlatma göt istiyor biraz. O kimse de öyle mi yok gibime geliyor yani. Herkes ekmeğinde mi yani? Herkes ekmeğine de bu zamana kadar artık ekmeklerini kazanmaları lazımdı. Mesela yani. Böyle şimdi rahatlık var diyorsun yani, soygun yok, hiçbir şey yok, kimse bir şey yapmıyor, rahat takılıyor bile. Evet. Ulaşamıyorsun kimse birbirine değil mi? Kimse kimseye ulaşamıyor aynen. Biz bugün Vilat gelsin de bir buluşalım bakalım şu vergi muhabbetine ya. Yani bulaşma, biz birbirlerine aslında hafiften bir çöksek. E çökemiyorsun, yasak, nasıl çökeceğiz? Soygun yapamıyoruz da. Evet. Yani mekana falan hani vergi ayağına çökersek çökerdir. İşte onun için Vlad'ın gelmesi lazım. Hangilerine çökeceğiz onları bir tespit etmemiz lazım. Çünkü bu vergi levhaları çıkmadıysa osurturuz onları, anladın mı? Ya. Yeah. Adam gelecek mi? Gelecekti de bir şu iş. İşlerini çözsün. Kendine gelecekti. Tayland'da bir saate gelecek. Zaten biz o yüzden o üçünün yerini ayırttık. Ekip full yine. Ha, fullüz değil mi şu an? Fullüz yine fullüz. Şey. Onların üçünün yeri var ama sadece. Güzel. Ya şu an 35'iz yani onlarla birlikte. Evet evet 35. Ulan 35'iz. Hatta şu an birine bir dalsak. Onlar siz de 35 olabiliriz. Ona göre biz onlar gelince yerlerini açacağız. Anladım. Güzel, gayet iyi. Ne yapsak? Polise mi hareket yapsak? Gerçi yani şehirde de hiçbir durum yok ki. Neyine hareket edebiliriz polise? Ya, polise hareket yapamayız. Çünkü zırhımız da yok, mermimiz yok. Ha değil mi? O da yok. Ondan mı yapmıyor millet yoksa? Yani bugün şöyle, kaçıncı gün? Niye hala bunlar bugün, inmedi ya? Bugünlerden cuma, salı günü geldik. Yani. Üçüncü gün mü bugün? Üçüncü gün. Anladım. Mermi yine şeylerden hani bir yerlerden geliyor. Benim mesela silahta 90 tane mermi var ama park etsinler. Onları ne yapabiliriz? Araçları galerinin arkasına doğru park edin girişe. Sami arkaya. Ne yapıyor oğlum bu? O arabayı da görmüyor yüksek ihtimalle. Herhalde görmüyor. Adama bir şey demeyin, adam görmesin. Ne der? Aracı çek oradan, o şekilde durma. Bu yeşil araç hanginizin gençler? Duymuyor mu lan? Bence bizim arabayı görmedikleri için bizi duymuyor olabilirdi. Efendim? Şakacı herhalde bu arkadaş, ne diyorsunuz? Ne der? Bu araç kimin? Hangi araç? Şu yeşil araç. Benim. Park edin beyefendi, yolun ortasına koymayın aracı. Sıkıntı yok bro. Allama. Birlikte alacağız benzini, bekleyin. Kardeş, hop hop. Araba var orada, araba. Nerede, ne yapıyorsun? Nerede araba var dostum? Arkanda. Park etmeye çalışıyorum. Bunun tansiyonu araba iyi değil herhalde, dur ben aracı evet çekeyim. Sen biraz ileri git birader. Arabayı ileri alsana. Oğlum ne yaptı lan, arabayı nasıl soktu buraya? Ya taksidi bitmedi aracın ya. Tam girebilirsin oraya şimdi.
Araba. Arabanın ağzına sıçtınız. Benim biraz tansiyon düştü ya, kusura bakmayın. Gözlerim falan çok kötü oldu. İsminiz neydi bu arada beyefendi? Vito Salvatore. Aa, namazı duydum bu arada şehirde. Sağ ol. Ben de Altan bu arada, memnun oldum. Ha. Abim ben senin adına ya. Ya. Ne yapayım şey, Altan'ı bana ne yapayım? Bu şeyce var, çok nasıl gibi ne? Mekanikte var mı adam? Bırakmadık. Tamam Sami gelsin bakayım yanıma bir. Şu parayı gidip yatıralım. Sami gel içeri gel. Sami'nin para bankada, benim nakit üstünde duruyor. Ha, sen ver o zaman. Gel gidelim yatıralım biz. Tamam, senin para bankadaymış Sami. Benimki bankadaydı patron. Tamam sen de gel. 23 bin daha vardı. Onu da çekelim o zaman, gel. Onları tamamdır, yatıralım onu hepsini. Bilat şey gelince bilata geçirelim. Oğlum arabada niye bekliyor bu çocuklar? Arabada beklemesinler. Arabalardan inin beyler. Takılsınlar galeride. Takılın galeride, devam. Mekaniğe geçsin, bir mekanik çalışmak isteyen varsa şu an ilan açsın. Aurel şey, Alexander, birini mekaniğe yollayın. Çalışmak isteyen birini mekaniğe gönderin. Aferin, Martin'i görüyor musun sen? Hemen. Martin... Yani bozulmazsa maşallah değil de, dilimi de ısırayım. Götümü de kaşıyım. O arabaya ne olmuş oğlum? Artık nazar değmesin diye her şeyi yapıyorum. Ne oluyor Sami? Patron, maşallah dediğimiz bir yerden sonra sapıtıyor da. Nazar değmesin diye ben de tüm ortaya karışık yaptım hepsini. Laz nasıl, şey, Sami nasıl delir? Boss, 50 kişiye abonelik yollamış, eyvallah boss! Teşekkürler, çok sağ ol, var ol. Oğlum bu araba ne lan böyle? Kara şövalye arabası anasın. Yüzünü tutacağız bunu. Verin bakalım şu paraları, aa, yatıralım. Ne yapıyorsun lan? Yüzünü ben şeyde kendimde tutuyorum patron, ince almak için. Tamam, gerisini sabah onu şöyle yatıralım. Konuştum. Okan sen de ver parayı. Veriyorum. S900'de sorun var arkadaşlar ya. Adamın bakma öyle. Hadi la Sami la. Şöyle verdim. Nasıldı la bu ha? Tamam. Para yatır. İyi, 744 bin dolar para var. 1 milyon da bizimkinde vardı. 1700, 1800 para. Güzel para. İyi para. Evet, iyi. Mekaniğe geçtin mi bizden birisi? Geçtim, bile geçtim. İlan atmış mı? İlan da atsın. Mekaniğe geçin. Ama sürekli olarak ilan atmasınlar bugün arkadaşlar. Kanuna uysunlar. Kanuna ne diyorsa o. Oğlum bu araba niye böyle, anasını satayım? Kapkara! Abi iyi misin, sesin biraz halsiz gibi geliyor demiş Turul. Yo, gayet iyiyim Turulcuğum. Ne var lan sesinde? Ne var lan? Bizim mekanik sağdaydı değil mi? Karıştırdık. Oy! Bir an uçacağım zannettim ha chat. Adamım bakma öyle. Bu arabanın da sanki bir handlinginde bir sapıtma var gibi ha, dönüşlerinde. Bana mı öyle geliyor bilmiyorum ama. Kimse yok burada. Yoldadır o, bizim arabamız değil. Hızlı izliyorsun ha. Aynen öyle. Ben hızım. Dur bakayım, buna mat beyaz yapsam nasıl olur acaba bu abi? Hadi biraz da mat beyaz olsun. Pek de bir şey fark etmedi ama.
atabilirsiniz. Bakıyorsunuz değil mi çocuklar? Bakıyoruz patron. İyi hadi bakalım. Bir durum olursa haber edin. Tamamdır patron. Bu arabanın dönüşleri bozulmuş gibime geliyor ha arkadaşlar yani. Sanki daha iyi dönüyordu ama bir dönüşlerinde bir sapıtma var gibime geliyor. Bilemedim. Bu fadılaşmış mı lan kıraathaneyi? Yani öyle bir şey bize gelmedi. Şey bugün Uğur'da konuşuyorlardı, açacakmış herhalde. Bu hafta içinde. Ha bu hafta. Hı hı. Kıraathane ha. Teriyi köz getirecek misiniz lan çocuklar? Artık olacak ben herhalde. Ben nargile sevmiyorum pek ama. Ha. Seri köz. Ya bu çocuklar burada niye dikiliyor oğlum? Lan ne iş bana? Eğlenemiyorlar. Oğlum i̇şte, biraz eğlensenize. Galerinin içine girin oğlum. Ne yapıyorsunuz burada? Galerinin içine geçin. Galerinin içine oturun, içine takılın. Içeri. Burada dikilmeyin böyle. Normal takıldın, sohbet, muhabbet, makara. Gelen müşteriyi kaçırdınız da böyle. Adamın bakma öyle. Ben şu benim arabayı içeri alayım. Oraya gelen çarpıyor, giden çarpıyor. Ya geçin o şeyi içeri alacağım ben. Gelen geçen çarpacak oraya herhalde orada. Hadi geçin şuraya. Hadi bakalım işte. Çıkar lan şu maskeyi. Düdük. Merhabalar. Lan! Çıkar lan! Çıkar lan. Adam çıkar diyor, çıkarsana. Kim o? Sen niye karışıyorsun oğlum? Sen kimsin birader? Kim o? Şehre yeni geldim. Sen kimsin birader? Şehre yeni geldim. Normal ilk dayağını yemek ya. İstiyor musun? Yok abi. Ye lan ilk dayağını. Bana bak bana. Efendim? Öyle şey maydanoz olma, kafanı koparırım seninle. Dur bakayım. Capstock değil mi aga? Niye binemiyorsun? Tamam. Şuradan bineriz herhalde. Ay sıçacağım ya. Lan. Ay sokayım beni. Adamsın lan. Gitmiyor ki. He lan. Ay Allah. O gitmiyor. Neyi dinliyor musunuz? Yanlışlık olmaz. Arabaya gittim. Çok iyi. Bir şey polis çağırsanız da. Gideceksin. Ya da ihbar atacaksın. Aha itiyorum itiyorum. Yok itemiyor yine. Kıma çıktı lan. Aha ne oluyor lan? Aha vurdular birini. Oğlum sen hasta mısın lan? Şahin. Çok patron. Sesim mi garip geliyor? Yo hastalığım geçti aslında da. Ha şimdi iyi şimdi iyi. E ne yapacağız, arabamı alamıyorum. Koltuk bir yapsak geliyor mu? Bir şey Everon'u getirsene, bir... Everon'la vuralım direkt. Şey şoföre geç. Koltuk değiştir. Oğlum geçemiyorum ki. Şey geçersen. Ne bakayım? Uçaklar ha, dur dur tamam tamam dur. Ne? Tamam. Tamamdır. Bizim araba kapının önünde follaş olmadan ben en iyisi içeri alayım he. Hadi. Korumada durmak zorunda değil. Sen gene de geç şimdi. Sana ne kadar vereyim? 1000 olur mu? Tamam bana şey ayak numaranı söyler misin? Gel Leon sen ne abi? 227 abi. Tamam verdim 1 dolar. Nakit mi verdim? Tamam. Bunda para lazım da. Adın ne senin? Frank miydi? Frank evet abi. Tamam eş ayak numaranı söyler misin? 138. Bak hareketler yapmayın. Polis çağıralım da şu gereksiz. Gerçi bu arabalar birinin mi değil mi bilmiyorum arkadaşlar. Bu da mı galerici Cüneyt'le? Galerici Musti'ymiş bu sefer. Galerici Musti. Bunların sahibi yoksa çağıralım polisi, çektirelim bunları. Çekiyor bunda. Polis. Çağırıyor. Çağırıyor. He geldi mi polis? Bu mu polis? Yok, şu arkadaki. Polis miymiş bu? Kolay gelsin memur bey. Memurun umurunda değil lan satayım. Umarım polislerimiz de değişmiş. Anlamadım. O metsup. Bilmiyor. Efendim bu araç çekilmiyor. Onu başka bir şekilde çekin rica etsem. Tamam.
Sensin lan mesut. Maymuncuk versenize. Tamam şöyle dursun direkt. Çık bakayım. Ya. Yamultuk zaten. Ha kırayım. Dur bir dakika. Bir dakika bekleyin. Şeyler gelecek galiba. Yerliler gelebilir. Bizim arabalara gidek o zaman direkt. Şunu bir daha bir deneyeyim rica edeyim. Deneyecek misin abi? Ha bir daha. İtina'da bir itin öyle deneyin şefim. Şef misiniz siz memur bey? Yok efendim ofisirim. Ne güzel. Şimdi İnşallah efendim, büyüyünce şef olursunuz. Dualarımız sizinle şefim. Sizin. Şefim. Şef. Sizde bir şeflik yok. Galiba şefim çekmedi ya arabaları. Çok çekmiştir ya. O geleceğin şefi. Yok çektim de geç çekti onu. Çok çekeceksiniz. Yavaş çekme var memur beyde. Yok patron şef çekmemiş tüm arabalar gitmiş. Ya oğlum. Biz çekmiş diyorsak çekmişizdir Sami. Sami. Ne istiyorsun anlamıyorum ki. Sustum. Tamam sen çektin Sami. Hepsini ben sen Sami. Çekiyorsun. Ben bir şey çekmiyorum ya. Bilmiyorlar da Sami. Sana bir 619 çekeceğim şimdi burada. Okan yumruklasana bir senin tarzdan. He çekil gel buraya. Senin tarzdan. İyi vurdun he. Teknik Okan. Bu adam bizi mi dinliyorsun? Benden bir isteğiniz var mı? Ben gidiyorum. Amir bir şikayetçi istiyor arkadaşlar. Bu mu? Evet evet. Burada duruyor işimize engel oluyor efendim. Konuşmuyor da böyle dikiliyor bakın. Ne yaptım ya? Memur bey ne yaptım ya? Bakın. Dükkanın önünü kapatıyor. Evet şimdi. Efendim hiçbir şey yapma böyle dikiliyor dükkan, burada. Dükkan olmuş hakları var. İsterseniz kaldırıma doğru çıkın. Evet gidin kaldırımda durun kardeşim ya. Bak aynen. Çimlere bastı çiçekleri görüyor musun? Izliyor. Gördünüz mü memur bey? Peyzaj onları... peyzaja zarar verdi. Ne biçim insan lan bu? Oğlum ben onları 10 günde yetiştirdim. Şikayetçiyim. Amirim şikayetçiyim. Peyzajımıza zarar verdi galerimizin. Memurum lan dedi ben de şikayetçiyim. Ne dedi? Lan dedi. 10 yıl kamu verin. Oldu. Ya bu meczup ya bu. Amirim bu kafayı yemiş bu ya. Kardeşim senin ismin neydi? Barones. Barones şu büfeden bir taş bile alıp gelsene. Barones. Ver para gelsene. Sen bir taş bile al gel şuradan ben sana para veririm. İdra var mı İdra? Ters bir öfere, ters bir öfere. Ben para ver gidim abi. Oğlum kayboldun. Ne ayak lan bu herif? Şey, az önce bana geldi saçma sapan dostum, sorular soruyor. Git buradan öldüreceğim seni. Çek var mı bir şey? Şey soruları. Sopa var direkt otur. Çek getirin bir tane bana. Bıçağımız yok ki şu anda. Sopamız var, sopa da iyi vuruyor. Öyle. Buna bir defa da sen vurdun ya muhtemelen bayılır. Getir getir. Vereyim aha. Direkt patron. La benim arabayı kullanıyorlar. $6,000 market oldu. Bu konu rider. Siyah abi. La bu arabayı kullanmasınlar. Kullanmayın dendi. Var mı fazla sopa? Nerede gitti. Lan bu? Gidiyor. Gitti gitti. Ha geri geliyor. Geri geliyor yavşak. Kardeşim bak RGB mekanik klavye. Gel gel buraya gel. Ne koydum seni. Açıl oradan. Alt F4 çekiyorum lan sana. Ha bayıldı bayıldı. Bayıldı direkt bayıldım. Ha polis görürsün. Ya al klavyeni al. Kardeşim ya, klavyeni alsana. Klavyeni niye bıraktın gülüyor? Ya memur bey manyak bu ya. Ne oldu ne? Ya geldi dükkanın önüne klavyesini fırlattı. Al klavyeni diyorum uzatıyorum. Kendini yerden yere atıyor manyak ya. İtem atmadım. Ben bir hastaneye... Alın götürün ya şu klavyesini de alsın ya. Klavye delikanlısı bu. Klavyeyi de arabaya atın gel. Al şu klavyeyi! Manyak! Arabaya mı atayım efendim? Aldım sağ olun. Heh sağ olun iyi günler. Cebine koyarım klavyeyi de. Abi çok sağ olun. Manyak klavyeyi atıyorsun dükkanın önüne gerizekalı. Almadı ki. Almadı. Sıra klavyeyi bende. Yeni yeni. Peki şu arkadaki kim devamlı bizimle geliyor? Onu da mı döveyim? He bu. O da kardeş. Şey galiba. Meczup. Ondan mı döveyim? Oğlum Sami al lan şu klavyeyi. Ya da dur bakalım. Benim şeyim... Ya var bizde daha. İyi. Bugün zaten komple klavye bas şey yapacağım üreteceğim. Yap bol klavye. Vlad beni aramış. Nerede bakalım bizim Vlad Salvat'a var ya. Kak. Oturun gençler oturun rahat olun. Ba
balon. Aman. Bir de oturalım abi. Arkadaşlar ikinci emir oturun emridir oturun. Otur oğlum otur. Lan neredesin Vlad? Edward otur. Vay be. Görüyor musunuz? Telefonum var ama yok. Abla gidiyor. O kadar hatırladım mı? Eskiden burada oturduk, patron buraya gelirdi. Oğlum neredesin lan? Ha buradaymışsın. Gel baba gel. Vlad gel senle bir bankaya gideceğiz. Geliyoruz biz şimdi. Tamam baba. Ne yaptın Vlad? Ulan mavi yok. Vergilere bakıyorum baba ya. He. Atar. Ne halar ayarlıyor. Yapmanız biz gelince mi kalktınız? Ne? Kimlerin levhası eksik? Ya bir Dimitri Bey'in eksikti. Dimitri Bey galiba tasarlığa toplayıp gitme gibi bir niyeti var. Evet taşınmış o. Başka kimseyi çökemiyoruz mu şimdi vergi levhası olduğu için? İşte şu an netleşecek. Oğlum çökelim lan birilerine. Birinin levhasını çalalım. Bir şey yapalım. Bir pislik yapalım. Senin levhada sorun varmış diyelim. Herkes başvurusunu yapmış diyorsun yani. Evet evet. Başvurusunu yapanların sayısı çok. Yapma be. Ya biz hariç 13 tane levha girdim az önce. Evet, şimdi. Şu ilanlarda şurada niye 535 yazıyor? Ne güzel bir sayıymış. 750 442. Yatır bakalım aslan iyiydim. Yatırayım babacığım. İyi para değil mi? Çok iyi para. Ne oldu total bizim şimdi? 1.7 oldu mu? Aynen. 1.700.000. 1.700.000. Güzel. Çok iyi paramız var. Paraya para demiyoruz. Gayet iyi durumdayız. Mevduat şunu bunu hepsini tekrar başlattık. Şu an faaliyette banka. Faaliyette de gelen yok değil mi? Olacaktır muhtemelen. Taşıt kredisi için çok yoğun bilgi var. Hadi ya. Hı-hı. İyi. Peki bunlar diyelim ödemediler. Şimdi biz bunu öldürürüz. Ondan sikim baba, yok. Baba şimdi duymak istediğin cevabı mı vereyim? Yani yoksa ne? İşin daha yasal kısmını mı bahsedeyim? Yasal kısmı da bahset, benim kısmı da bahset. Öldürenler var ya. Baba şimdi şöyle. Bunların anası. Normal şartlarda biz bu arabayı diyelim mesela bir araba kredisi aldı ödemedi. Evet. Arabayı elinden alıyoruz. Evet. Adamı da öldürüyoruz. Fiyatından satışa çıkartıyoruz. Buraya kaçtık işte. Ne kadara satılırsa satılsın galeri satış fiyatı kadar olan kısmını borcundan düşüyoruz. Kalan ne olacak? Faiz yapılandırmayı alıyoruz. Yapılandırmayı ödeyemezse mahkemeye veriyoruz. Lan ne mahkemesi? Şey gidelim adamı öldürelim, evet. Sıkalım kafasını. Bam. Ya orası tabii şey. Hani orası seni alakadar eder. Bu da bir çözüm değil mi? Adam tabii, öldüğü için de mecburi olarak borcu kapanmış oluyor. Tabii tabii ama sigorta şirketi de bizim olduğu için. Kendimiz de parasını alıyoruz adamı verdik. Kendi tazminatımızı kendimiz yapıyoruz bu. Bence neresinden baksan makul ve mantıklı bir fikir. Başka hikaye var mı abi? Baba şimdi adamı vurduk mu para gelmiyor bize gel. Olsun oğlum adam ölsün yeter. He. Sen hikaye anlatsana abi. Canına saysın diyorsun. Mantıklı. Temel ile dursun abi. Abi Muken'i nerede, ona bir iş verdik dün yine araziyi. Abi, iş üstünde mi acaba şu? Hadi bakalım müziği tura çıkalım. Geleceğiz biz. Devam edesin burada. Tamamdır. Hadi. Bir gün belirleyelim abi. Anlat birkaç. Herkes bir toplansın. Aman. Ne oğlum buna mı aman bak. Ha? Buna mı aman lan. Bu mu aman. Sigorta ister misin baba, arabaya lazım. Bir gibi duruyor çünkü. Zorunlu trafik sigortası yapalım yani. Beyefendi ezilirsiniz bak bisikletle. Bayım. Bir şey olmaz ya, bir şey olmaz, alışığız biz. Olur olur bak, birisi öküzün birisi kontrol edemez, çarpar size. Sağ olun sağ olun. Kenardan geçeceğim. Evet kenardan öküzün kenardan. Şimdi buna bir koyayım bir uçsun. Yukarı çıkarken bir kötülük yapmak istiyorum. Lan anlıyorsun değil mi ya? Bak şimdi aklını alacağım bak. Hemen gitti. Alacaktım aklını da gitti. Sağ çekti.
benzin alalım. Bun. Ulan soygun yok diye millet çalışmaktan başka hiçbir şey yapmıyor ha. Baba mecbur çalışıyorlar, para lazım. Oğlum para, bunlar ne yapıyor ki parayı bunlar? Parayla hiçbir şey yapmıyorlar ki bunlar. Araba alamıyorlar şu an. Öyle bir sorun var. Neden? Oğlum günlük 400 bin 500 binlik aslan ediyoruz arabada. Biz ediyoruz ama alabildikleriyle. Yani almak istedikleri araçlar bu araçlar değil. Sağlam araçlar istiyorlar diyorsun ha? Tabii tabii. O yüzden diyorum ya zaten taş kredisi için gelecekler diye. Babacığım. Galeriye bir fiyat güncellemesi yapıldı. Hmm. Tabii atılım yatırım olarak biz bir danışmanlık da verdik orada. He. Fiyatlar osurttu milleti diyorsun. Yani güzel bir şey oldu. Evet. İyi. Bir mekaniğe de uğrayalım. Ya bu vibe sonrası durgunluk da biraz sürüyor işte tabii maalesef ya arkadaşlar. Yani bu durgunluğun geçmesi için milletin biraz paralanması lazım. Silahlanması lazım falan filan. Bir süre böyle gider yani. Vibe sonrası standarttır bu, biliyorsunuz. Nasıl hareket? Baba bence arabayı değil bize yaptıralım sigortayı. Hareket iyiydi, kabul et. Sigortası teklifi var, çok güzel bak. Hareketin iyi olduğunu kabul et. Çok başarılıydı. Ya sen bir ilan versene bu muhabir ve haberci aranıyor, beni arayın gibisinden. Sarı sayfalardan mı? He. Bir görüşelim. Baba bence onu sarı sayfalardan vermeyeyim de şeyden, mailden versem daha iyi olur. Niye lan? Ya numara şey numarası gibi oluyor. Arıyor herkes ondan sonra. Arasın oğlum, ne güzel işte. Arasınlar, arasınlar. Dangalak biri çıkar. Nasılsa tespit edip bağımlatabiliyoruz, anladın mı? Birileri. Gider çökeriz. Birileri. Ne kadar kötü adam bizim için o kadar iyi lan. Sen yaz sarı sayfalardan. Maaşı dolgun, habercilik ve muhabirlik için kadın şirketimizde çalışacak kadın çalışan aranıyor gibisinden. Orada bir U'ya gidelim bakalım, oralarda bulacak mıyız? Oğlum Trend Medya değil de başka, gerçi Trend Medya olur. Kanalın adını, gazetenin adını başka bir şey yaparız belki. Trend Medya çatı şirketin adı. Mesela gazetenin adı belli şu an. Neymiş gazetenin adı? Verita. Verita mı? Aynen Verita. Verita'da çalışacak verici aranıyor. İlanı böyle yazarsam. Nasıl ama? Başka yerden gelebilir başvuru. İyi değil mi? Verita'da çalışacak verici. Bence neresinden baksan iyi he. Ne oldu lan millet? Oğlum iyi misin? Millet? Ne oldu lan buna? Millet? Düştü galiba. Oğlum iyi misin lan? Çocuğa bir şey oldu. Nazar oldu. Nazarlara geldi. Neyse dur bir bekleyeyim bakalım onu biraz. Galiba Verita'da çalışmaya gitti. Ne oldu lan sana? Crash verdi ya. La chante mi cantare. Geri bağlanıyor mu Berke? Gel bakalım. Aa siktir. Neyse Allah'tan burada park alanı var, sıkıntı yok. Vay be. Görüyor musunuz arkadaşlar? Araçlarda ne oldu?
Michael Jackson gibi durabiliyorum bak. Bak. Araçlarımızdan oldu. Yeduk araçlarımızdan. Araba. Eda yine buradaydı benim aracım ya. Ne ara geldi polisler de çekti. Vallahi adamın işi gücü yok ya. Aman diyeyim. Ha? Vallahi işleri güçleri yok ya. Ne biçim bir tip lan bu? Havasında ya. Havasında maske. Ötesi de var. Polislerin canı sıkılıyor arabama plakasına laf ediyor. Canı sıkılıyor neonuma laf ediyor ama yeter ya. Şöyle. Bu da kendi kendine, bu da deli galiba arkadaşlar. O işte haklı değiller. Bu da deli galiba, bu da kafayı yemiş. Benim niye telefonum elimde gözükmüyor ya? Aha, LSSD mi? Şerif departmanı acaba yeni mi chat? Bunlar ne iş acaba? Şehrin asabi çocuğu Samet Tekin piyasada. Şehrin asabi çocuğu. Harika kamera ve eşsiz kare. 144 be. Berke nereden giriyorsun oğlum? Benim bak bisiklette de ne olur? Onu söktür. Hadi nereden bağlanıyorsun lan Berke? Yenileme atayım bir el atsam düzelir mi telefonu? Bak arkasında. Yo düzelmiyor. Altında parlıyor parlıyor bak parlıyor. Anlamadım. Aha Berke oraya spawn olmuş lan. Lan ne yapıyorsun orada bilen? Şey çocuk havuzu çok ilgimi çekti baba. Bir bakayım dedim. Lan ne adamsın niye? Ulan bile. Bakalım şuradaki hanımlara bir soralım. Kadın köşe yazarı bulabiliriz gibime geliyor. Baba aklımda şu an biri var. Bir Duru Hanım vardı. Influencer. Önceden gazetecilik de yaptı sanırım. Bizim çok eski şehirlerde. Bir onu bulursak aslında ona bir sorabiliriz belki. Sorabiliriz. Hanımlar iyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz, bir tabi siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun. Size harika bir iş teklifiyle geldim. Buyurun. Şimdi biz yeni bir medya şirketi kurduk, Trend Media. Bunun bünyesinde evet. Gazete ve televizyon kanalı hizmete sokacağız. Bunun için köşe yazarı, muhabir, program sunucusu gibi birçok çalışan işi alacağız. Dolgun maaşı var. Aracı dergi var vesaire. Dergi de var. Burç yorumları var. Ne var lan? Burç yorumu da varmış. Evet. Dergi dergi. Dergi mi? Dergi de var. Paparazzi falan. O, öyle güzel mi? Dediniz bizi şimdi bir çektiniz bir tabi. Evet. Şehirdeki son dedikodular gibi gibi gibi. Böyle bir işe girişiyoruz. Bu böyle bir iş için ne dersiniz? Var mı tanıdığınız bu işi yapmak isteyen biri olur mu? Bizim şu anda bir aklımızda olsun bu. Buraya çok giden giden oluyor biliyorsunuz. Bunu bir... Ben araştırırım. Size iletirim. Olur mu? Olur olur. Yani bununla alakalı çünkü bir an önce artık gazeteyi falan basıma alacağız. Şehrin nabzını tutacak bir ekip olacak yani. Anladım Mito Bey. Ben onu aklımda tutacağım. Muhabir, sunucu ve köşe yazarı mı dediniz? Muhabir, sunucu, köşe yazarı. Ondan tamam. Sonra kameraman olabilir. Çünkü televizyon kanalı da olacak. Tamam. Hatta bir saniye ben birini bir kameraman için bir... Şey, görüşeyim. Aklımda hemen biri var. Olur. Biz şurada bir oturalım bekleyelim. Riko. Buradaymış Mito Bey. Ya ama ben yok ya kameramın. Görmedim kusura bakma. Yani biz daha çok hanımefendilere öncelik veriyoruz zaten bu işi. Tamam o zaman Mito Bey. Ben hani beyefendinin kamera geçmişi var. Fotoğrafçılık falan da yapıyordu eskiden. Tabii teknik ekip için ayrıca görüşebiliriz.
Anladım. Yani olabilir ama kamera önünde hanımefendileri tercih ediyoruz. Anladım. Tamamdır Vito Bey. Ben onu diğer kız arkadaşlarıma da ileteceğim durumu. İsteyen olursa da hemen sizinle görüştüreceğim. Tamam, aklınızda olsun. Tamamdır. Var mı bir isteğiniz? İkram edelim hemen. Vallahi bir yiyeceğinizi alırım ya. Yiyecek içecek bir şeyler. Tamamdır. Şöyle ben size hatta direkt şöyle vereyim. Ya niye bunda sıkıntı var? Ay pardon. Bir dakika. Hay amına koyayım. İyi koydunuz ha. Aşk olsun. Eyvallah. Oha, çilekli dondurma. Şöyle buyurun tabii. Sağ olun. Teşekkür ederim. O zaman iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Haberinizi bekliyoruz. Teşekkürler. Vito Bey merhabalar. Merhaba dostum. Bugünkü toplantı için bir numaranızı alabilir miyim acaba? Sen kimdin? Alparslan Vefa. Alparslan Vefa. Vlad ver oğlum numaranı. Ben de iletişime geçeriz. Vito Bey miydi acaba? Evet dostum. Merhabalar, Santoro ailesinin patron yardımcısıyım da ben. Öyle mi? Siz yaşıyor musunuz? Ne yaptınız ya? Biz yaşıyorduk malum ki. Yaşamıyoruz kardeş. Ay. Ay, yaşamadıklarını söylemiştim arkadaşlar. O işi bilen bir arkadaşım. Ne haber kardeşim? Aa, benim arabanın çarpması lan. Teşekkür ederim. Benim araba daha güzel. Aldın mı numarayı? Aha. İyi. Biraz da buna binelim. Ay ya sen. Şu araç Halis mi ya? Adamın birini nasıl uçurdum gördün mü? Biraz kötü uçtu. Şimdi şehrin nabzını başka nerede buluruz? Fikir yürüteyim hemen. Sahillere bakabiliriz. Motelin oraya, iskelelere. Sen ilan vermemişsin yine sarı sayfalara. Tabii ilan atacaktım da. Kötü oldum o an. At bir ilan at. Yap, ben öyle yapıyorum. Polisten... benim kardeş anlatıyor. Edward anlatıyor. 2,5 milyon falan almış polisler. İşte deprem. Ne yaptınız? Var mı bir değişiklik? Yok. Hikaye anlatıyorduk patron. Hikaye anlatıyorduk. Kenny gelmedi mi daha? Yok. Nerede lan bu Kenny? Bilmiyorum. İyi, siz devam o zaman. Bizim işimiz var Vlad'la. Tamam. Buralarda olun. Tamamdır. Emredersiniz pardon. Bilet. Efendim baba. Oğlum Twitter'dan bir tane hanım buldum, yine ona gidelim. Twitter'dan mı buldun? Tera'ya kaf... Ne biçim bir isim lan bu? Tera'ya kafayı diye bir isim. Ne demek oğlum bu? Tera'ya kafayı mı? Tera'ya kafayı, abi vur kapıyı. Kudur kudur, öyle bir şey galiba. Burası bizim eski mekanik değil mi? Tera yedi kafayı. O şey oraya evet. Acaba Tera kafayı mı yedi? Ne demek bu? Nasıl bir şey yemiş? Tera yedi kafayı. Tera yedi kafayı. Ne demek lan bu? Bizim orası değil mi? Evet evet. Aha şu git. Vay sığır vay. O mu acaba? O da iyiyse de bir kalaylayacağım onu şimdi. O SS'e girdi, çok korktum ama geri dönelim. Niye durmuyor lan bu? Beyefendi! Hop! Ne yapıyor oğlum bu? Beyefendi! Ne yapıyor oğlum bu? Ne yapıyor oğlum bu? Lan abi. Bizi görmüyor. Birader sen manyak mısın? Sen bizi görmüyor musun? Yok, yok lan yok. Bu bunu iptal kötü, bu. Kötü. Bu sapıtmış. Kötü. Dur buna bir söyleyelim. Kardeş sen bizi görüyor musun?
Evet. Senin durumun iyi değil ha. Bize vurup duruyorsun, bilgin olsun. Şu an görmeye başladım. Senin tansiyonun çok kötü. Sen bir kendine gel. Eyvah ya. Tamam. Kışlık ne yapalım? Olur olur. Eyvallah, tamam, iyi günler. Hayırlı yolculuklar. Sağ ol, sağ ol. Demek ki ondan çarpmış. Görmüyor ki bu. Bu niye görmüyor lan? Biz Taner'den beri... Demek ki ondan durmuyor ha. Arkadaşlar Southside'da adamı durdurduk. Çok riskli oldu değil mi chat? Kendine geldin mi Vlad? Vlad? Ne çektim be oğlum be? Tera yedi kafayı hanım, burada mısınız? Aa, Berke yine gitti. Kafayı yiyen hanımefendi. Aha. Birader. Kardeş. Ulan Berke. Abi vur kapıyı, abi gir içeri, abi bir bak bana abi. Kardeş. Birader. Dostum. Demin, pardon, kusura bakmayın. Ya dostum, birini arıyoruz da. Bu Twitter'da Pera 7 kafayı diye bir paylaşım yapmış. Tanıyor musunuz bunu? Ben bilgim yok şu an. Yok, burada sizin mekanikte fotoğraf paylaşmış. Bakın Twitter'a. Ya ben deminden beri şurada uyuyordum. Hiç bilgim yok şu an yani. Ama bir sorarım. Konu neydi ki? Yok, kendisi burada mı çalışıyor? Onu soracaktık da. Bakayım. Tera yedi kafayı. Evet. Burada mı çalışıyor? Evet. Tamam tamam. İyi günler. İyi günler. Ulan Vlad, beni yalnız bıraktın lan. Yalnız kodun gittin beni. Tera'ya kafayı, abi vur kapıyı. Ya da internete gitmiş arkadaşlar. Şunun bir şeylerini de düzeltelim, stoplarını. Var mı sıkıntı gençler? Herhangi bir sıkıntı yok patron. Gelen giden var mı? Bir kişi geldi patron, 2500 dolar aldık ondan da. Tamam koç, hadi. Bugün şehir hareket sıfır, sıfır hareket. Tamam, tarayım. Darareni. Ya bu John ne yapıyor kardeş, bu ne yaşıyor bu ya? Ne zaman arasak yok bu adam ya. Oğlum silah alacağız lan. Gerçi silah daha gelmedi galiba herhalde şöyle. Arkadaşlar hiçbir rol olmaması normal. Soygun komple yasak. Silah yok. Mermi yok. Ne alacak? Hiçbir şey olmaz yani. Toplantı var saat 10'da, onu bekliyoruz. Başka da bir şey yok. Bunu arıyor burada. Zamanı. Geldi. Bir dahaki sefere de şey anlatırız. Adı neydi onun? Bu bizim hostemizi de yumruk yumruğa kavga ettirdik ya. He lan, o da çok fenaydı. Oo, aşırı iyiydi. Hostemizi de yumruk yumruğa kavga.
Hatta onu da anlatayım. Neler oluyor ama? Gençler? Bakın şimdi. Şeydeyiz biz. Normal yine çalışıyorum. Mekanikte. Şey yok o sırada. Mesai saati değil yani. Mesai saati dışı. Şeyde. İşte Lost Temsil geldi. Bizim mekanda böyle bir şey falan yapıyorlar. Ne anlatıyor lan bunlar? Yapıyorlar ama kalabalık gelmişler. Biz az kişi. Şahin falan var. Bir de ben varım. Bir iki tane daha çocuk var. Şimdi isimden hatırlamıyorum. Ya bunlar ayara verdi bize. Biz de onlara ayara verdik falan. Sonra gitti bunlar. Sonra polis geldi. Dedi ki seni bir ifadeye alacağız. Bunlar polisleri de kafalamış lavuklar. Tamam mı? Polis geldi beni... Askerlik anısı anlatıyor. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Öyle oldu. Tamam. Beni aldılar. İçeri bir girdim. 5 dakika sonra Şahin geldi. Bunlar demez mi? Şahin'le kapışacağınız kazanan bir şey yaşayacak. Şimdi Şahin'e bakıyorum. Şahin bana bakıyor. Ne yapalım dedik. Şimdi ben Şahin'e diyorum ki oğlum diyorum ben yatayım istiyorsan. O bana diyor ben yatayım falan filan. Yani birimiz öleceğiz ama belli yani. Sonra Şahin bana dedi kapışalım lan dedi kalkalım hadi. Kim kimi yerse. Ben Şahin'e vuruyorum. Şahin bana vuruyor. Toplantıya herkesi Şahin götürecek miyiz patron? En gideriz. Son yumrukları yoksa sallıyor, dünkü tamam gibi böleyim mi yine? İkimizin de mekaniğe. Tamam. Aynen. Tabii öyle olunca adamlar ikimizi de öldürmedi. İnsafa geldi ya bunlar katıklarım. Kendine geldin mi lan? Sonra ben... Geldim baba çözdüm konuyu. Neredesin geleyim alayım. O bizim dönüm noktamız. Şeyin oradayım bu İşkur diye geçiyordu ya. İşkur. Galerinin arkası mı önü mü? Tamam. Alo söyle. Vay be hızlı bir çıkış oldu geçen mekandan. Aklım por... Aman aman. Kenny mi lan bu? Kenny'ne birini mi kovalıyor lan? Kenny'ne bir kadını kovalıyor galiba. Eyvallah Emir sağ olasın teşekkür ederim. Bizim Kenny'ne birini kovalıyor galiba. Oğlum bu sefer kesin iyi misin lan? Baba gözümün şeyleri kötü ya. Gözünün bağlama kısımları mi kötü yani öyle. Emin misin iyi misin artık yani? İyi sayılırım şu an. Bizim Kenny galiba mekana yine bir hatun da gelmiş. Aha. Lan Kenny! Kenny! Kenny mi lan o değil mi? Kenny sen misin lan? Değil herhalde. Değilim. Çok benziyor mu? Kenny değil mi o? Benziyor ha.